Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi dersimizin mevzuu genel, içine herkesi alan bir mevzu. Akıl-zeka ilişkisi, Kur'an'da ikide bir yaakilun, taakilun, efele tefekkerun, efele yetedebberun, fettebiru ya ulul elbab gibi ayetlerle devamlı ikaz ediyor. Mesela aklınızı başınıza alın diyor Risale'de. Aklı bulunanlar için diyor. Daha aklını kaybetmeyenler için diyor. Tamam mı? Böyle. Niye düşünmezsiniz diyor, niye düşünmüyorsunuz diyor. Kur'an'da mesela ne kadar az düşünürler diyor. Ama çok zeki bunlar yani. Bu söylenen kişilere çok zeki, çok iyi mühendis yani. Şimdi konum şu olacak. Zeka aklın sıfatıdır. Zeka nasıl akıldan sıyrılıyor da aklı bloke ediyor? Onunla meşgul olacağım. Nasıl sıyrılıyor? Yani zeka başa beladır. Aklı bloke ettiği için. Ama akıl önde olursa bazen de şöyle bir tuzak da oluyor. İnsan takıntısını devamlı düşündüğü için ben zekiyim de düşünüyor zannediyor. Zeki olduğunu zannediyor. Oysa o takıntıdır. Mesela bir şeyi, bir kişiyi veya bir mevzuyu çokça düşünüyorsun. Şöyle. Bir mevzu soruldu. Ben buradan okuyayım en iyisi, dur. İnsanın zekası aklın sıfatı olduğu halde zeka nasıl öne çıkıyor? Başa bela oluyor. Ama şeyi de nazara alın. Bir mevzuyu çok yönlü düşünmek günlerce, haftalarca, senelerce, 15-20 sene zeki olduğundan değil. O takıntı olduğundandır. Kişiye diyor ki sen boşuna uğraşma, buradan çıkamazsın çünkü sen zekisin. Oysa değil. Takıntı olduğunda şeytanın en büyük tuzağı neydi? Kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmekti. Burada müthiş bir oyun oynuyor. Müthiş bir mafya oyunu var. Yani o takıntıyı, o mevzuyla yoğunlaşmayı zekavete addediyor. Başka bir şeydir. Şimdi zeka nasıl aklın sıfatı? Aklın sıfatı şu: merhamet beni, şefkat, tefekkür eyle, şöyledir, böyledir. Bir sürü sıfatlarınız var da. Aklı nasıl bloke ediyor? Şeytan ve cinler, nefs-i emmare ve ervah-ı habiseler. Yani bu üç tanesi herkesçe malumdur. Şeytan, cin, nefse mare kesçe malum. Bilinmeyen, cemiyette bahsetmiyorum Müslümanlarda, nurculuktan diyor. Erva habisi bilinmiyor. Erva habisi sözlerde söylüyor. 1.246'da söylüyor. 2. O çok önemli bir yer. Kaç tonu sayfasını söyleyeyim. Sayfa 727. Çünkü şöyle diyor ustad, buna tılsımdır diyor. Herkes bilmez bunu. İki nokta üst üste koyuyor. Tılsımdır. İkine ne demek tılsım? Celbeder o habis ervahları. Ervah habiseden çok bahseden var. Mesela Katrede de var. Felsefeden geliyormuş o da.
Emir Dağı'nda var 155. İspiritizma mevzusunda. Şu. Bilinmeyen tarafı söylüyor. Bunu çok duydunuz ama başka yerde kullanacağım. Bir, göz. İki, kulak. Üç, burun. Dört, ağız. Beş, el. Dokunma. El deyince dokunmanın her çeşidi. Buradan içeriye kişiler taşınıyor. İşte 727'de celbeder o habis ervaları. Harama baktığımız zaman dindeki adı haramdır. Haramın fiziksel boyutu olumsuz enerjidir. Negatif enerjidir. Bunu eyleme dönüştüğü zaman belirli bir start alıp harekete geçerse, güç kazanırsa bunun adı tıpta ataktır. Atak. Sıkıntılardır. Bunlar nedir? Gözden, kulaktan, burundan, elden ve dokunmadan içeriye giren şeyler. Bunlar olabilir. Şimdi bu cin dedik, şeytan dedik, nefs emmare ve ervâh habise. İçeriye girdiği zaman arkadaşlar şöyle yaparlar. Bu dört tanesi. Çok önemli bak. Akıl havzasına girdi. Orada aklın bir sürü sıfatları var. Dehadır, fehimdir vesaire. O akla dört tane şeytan, cin, nefs emmare ve ervâh habise. Akla soru sorar. Akla soru sorar. Akıl, iyi bakın elime. Akıl bu gelen, akıl bu. Gelen soruya cevap tam üretirken baktı ki cevap veriyor. O cevabın içerisinde de bir soru soruyor. Akıl bu sefer birinci sorunun cevabını tam tamamlamazken cevabın içerisinden gelen ikinci soruya cevap yapmaya çalışıyor. İkinci soruya cevap tam verirken üçüncü bir soru soruyor ikinci sorunun içerisine. Tam ona cevap verirken dördüncü soruyu soruyor, üçüncü sorunun cevabını verirken. Böylelikle bir dosya, iki dosya, üç dosya, dört, yedi dosyadan sonra sen artık bunun önüne alamazsın. Şimdi artık giderdi gider cevap vermeye kalkarsan o dosyanın cevabını vereceksin. Gel bu dosyanın cevabını vereceksin. Gel bu dosyanın cevabını versin. Gel bu dosyanın cevabını vereceksin. Bu çok zordur. Böylelikle aklın içerisine sorular, tam cevabın içerisine sorular konulduğu için oradan cevap hassasiyet artıyor. Hazır cevap artıyor. Bir şeye yoğunlaşma oluyor bak. Yoğunlaşıyorsun böyle. Etrafında istersen adam ölsün. Öyle oturuyorsun. Burada değilsin. Burada. Ona cevap, ona tam cevap bir tane de artık kıyamet kopsa duymazsın. Cevaplarla meşgul olduğundan ben zekayım, zekiyim. Bu zeka beni meşgul ediyor. Zeka başa beladır. Hayır. Bu orada boğulmaktır. Yani takıntıdır. Gidin doktora. Bu haline git doktora. Doktor bey. Tam bir dosyanın sorusuna cevap verirken cevabın içerisinde bir soru soruyor. Tamam anladım da bir soru da. Peki tamam da böyle doktor buna şey diyecek. Düşünce bozukluğu. Kontrolsüz düşünce. Eğer doktor Müslüman değilse veya ustadın tabiriyle gafil ise, şimdi eğer gafil ise, yani ruhtan haberi yoksa, ruh tedavi makamında doktor, psikiyatrist o demek psikolog, ruh tamir etme makamında ruh inkar ediyor veya gafilse, neticeye odaklanıyorlar doktorlar. Yani hastalığın neticesine odaklanıyor.
Netice buna sebebiyet verenleri kale almadığından çözümsüzlüğe itiliyor insanlar. Yani takıntı. Takıntının kendisiyle ama takıntıyı kim takıyor? Onu bilmiyor. Ustad da zaten diyor ki böyle insanlara ilaçtan diyor ziyade bu tür insana en güzel ilaç sihirdir. Ne demek sihir? Büyüleyendir. Nedir o sihir ve büyü? Telkin, kelam, nasihat, sohbet, okumak. Bak nerede diyor? Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya, meyus, ümitsiz, yani lügatta hiç şey yapmayacaksın, kimsesizlik vahşeti, yani içsel aleme itilmiş, dış dünyadan şey yapınca içeride bir vahşet yaşıyor, bu adam yeis. Ve ümitsiz bir hastaya en harika ilaç çapa ve Cerrahpaşa'dan almak. Hastaneye gitmek demiyor. Ne diyor? Bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Yüz demedi ha? Bir hasta doktora itimat etmese, ilaca itimat etmese, dünyanın en harika ilacı olsa tesir etmez. Doktora ilaca itimat ederse, aspirin bile beyindeki, nörolojideki hastalığın gider. Bak, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli, bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Ya, lemalarımı da getireceksin. Özür dilerim. Kusura bakma. Şimdi metni okuyorum. Demek ki zeka nasıl öne çıkıyor? Bazen de zeka zannediyorsun. Soru soruyla meşgul olmak. Soru soruyla meşgul olmak zekavetten değil. Oraya çekildiğin takıntıdan kaynaklanıyor. Zeka değil o. Okuyorum bir daha. Bu kadar anlatımdan sonra. Sonra duaya geçeceğim. İnsanın zekası aklın sıfatı olduğu halde zeka nasıl öne çıkıyor? Şeytan ve cin, nefsi emmare ve erva-ı habise akla devamlı soru soruyor. Ki bazı kavimler soru sorarak helak olmuşlar diyor Kur'an. Nerede diyor biliyor musunuz? Maide suresi 5. surenin 101. ayeti ve 102. ayeti. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna ait hadisi var. Buhari'de, Buhari İhtisam'da 2, Müslim'de, Hac 412, Fezail 130-131'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın geçmişte bazı kavimlerin bu ayeti tefsir mevzusunda bazı kavimlerin sözü sorarak helak olduklarını söylüyor. Demek ki aklı mağlup etmenin bu asırda en keskin yolu akla devamlı soru sormaktır. Soru sorarak köpeği istediğin yere götürürsün. At ekmeği. Öyle gidiyordu değil mi köpek? At bu tarafa. Yedi. Sana bakıyor. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Bir tane. İstediğin yere yem koyarak götürürsün. Ahıra bile götürürsün. İçeri girersin. Tak arkadan kapat. Soru sorarak sormak yem atmaktır. Merak değildir bu. Tuzaktır. İşte onun çaresini okuyacağım. Şimdi tamam dertimi hallettin mi? Derman ne? Onu konuşacağım. Diyor ki bazı kavimler soru sorarak helak olmuşlar diyor. Hem Kur'an hem Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunlar akla soruyorlar. Akıl bunlara cevap arıyor. Bu sefer diğer bir soru daha bir cevap. Bir soru bir cevap. Soru cevap içinde bir soru. Cevap için o cevabın içinde bir soru daha tekrar tekrar. Bu tekrar ede insanın zekası çok gelişiyor ve aklın önüne geçiyor. Tıpkı düşüncelerini kontrol, tıpta
Düşüncelerini kontrol edemiyor diye tanı, teşhis koyarlar buna. Düşüncelerini kontrol edemiyor. Bunu koyarlar. Niye ilaç çare olmuyor peki? Teşhisi koydum. Çünkü sen tahribatı görüyorsun. Tahrip edeni görmedikçe ciddi tamir yapamazsın. Bir daha, tamiri görüyorsun. Tahrip edeni bilmiyorsun. Şeytanı kabul etmeyenin, şeytanın yaptığı tahribatı, tahribatla meşgul olur ama çözüm değildir. Gene tahrip edecektir. Şeytanı, cinleri, nefs-i emmari'yi ve erva habisenin, yani seyrettiğimiz diziler, işittiğimiz müzikler, yediğimiz haramlar, aldığımız ahlar, kul hakları. Mesela kul hakkında başka bir tanesini söyleyeyim. Çok basit, çok korkunç. Odana geçmişsin Suat. Bilgisayarın karşısına geçtin, klavyede. Şimdi görürsün lan şimdi. Şimdi görürsün bak, tak. Enter gitsin. Bu insanı yazdığın şeyi, tenkit namaz manasında, yaptığın rencide, hissiyatını, kuvve-i maneviyesini, şahsiyet-i maneviyesini, efkar-ı ammedeki durumunu, otoritesini, yaptığın bu hücumdan kul hakkı oldu mu olmadı? Şeytan, cin, bu şey hariç, nefse mare hariç, şeytan, cin, erva habise işlediğimiz haramlardan girer. Nefse mare zaten duruyor. Bunları biz celbediyoruz. Orada odandan çekip gittin de yarın klavyeyle beraber, odanla beraber haşir meydanında oturacaklar seni. Bak böyle 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 göndermiştim. Böyle 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 göndermiştim. En basit kul hakkı. Ve artık milyonlarca insan adedince hukukuna tecavüz etti. O yola giriyor işte. Kimse yok değil mi odada? Ya kimse yokmuş. Peki. Sonra işlediğimiz günahlar, kafamıza giren her bir soru ve şüpheler kalp ve ruhumuza yaralar açar diyor. Lemalardan günahların kaynağı vesvese ve şüphelerin kaynağı günahlar olduğunu söylüyor. Öyle demiyor mu? Bak diyor ki abi nereden girdi? Tipi tipten girdi. Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler ve şüpheler neuzubillah mahali iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın, hani ibadet etmek, elhamdülillahi rabbil alemin, dille zikretmek, Kur'an okumak zevkimiz olmaz. Zevk alamayız, odun gibi gelir, yağsız tuzsuz gelir, okuyamayız. Burada ne diyor? İmanın tercümanı olan lisanın, dilin, sesin zevk-i ruhunisine ilişip, bu dilin bir zevk-i manevisi var. Kalp merkezli. Günahlar bu dilin kalp merkezindeki zevkine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nur uymanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ya arkadaşlar, çok acayip. Devam edeceğim ona. Fakat bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Buna ait 220'de lemalarda şöyle de diyor. Korkunç bir şey ya. Yani sihir dediğim şu, nasihat, sohbet, Kur'an. Ha? Diyor ki, ya Rabbi bizi muhafaza et Allah'ım. Müslümanlara yardım et Allah'ım. Müslümanlara yardım. Diyor ki, size gayet nafi dedi ya burada. Ve her derde, Ahmet Mehmet'e değil, psikolojiye, can sıkıntısıya, böbrek ağrısına değil, her derde hakiki lezzetli,
kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Kalitesiz bir imanımız var. Nasıl yapacağız kaliteli? Çok kitap okumak, çok namaz kılmak mı? Hayır. Yani tövbe ve istiğfar ile. İki, namaz ve ubudiyetle o tiryaki kutsi olan imanı, imandan gelen ilacı istimal ediniz. Namaz ve ubudiyet. Ubudiyet ibadet değildir. Namaz ibadet. Ubudiyet, aç, fakr, noksan, kusurunu idrak etmek. Aç, fakr, noksan ve kusuru üzerine almak. Tövbe. Tövbe, günaha aittir. İstiğfar, terakkinin simgesidir. Halin inkişafıdır. Tövbe günah vücudunu gösteriyor. Mesela, ya Rabbi, ben geçen işte sene ne yapmış olayım? Kurban kesmedim. Veya kötü bir film seyrettim. Tövbe ya Rabbi. Tövbe günahı gösterir. İstiğfar ise günah değil, haletimizin, bir sonraki haletimize göre bir önceki şey istiğfar. Onun için Allah Resulü günde 70 defa istiğfar edermiş. Günah mı işledi? Tamam. Bu böyle. Bu da böyle. Günahlardan. Şimdi ben şurayı devam edeyim. Buralardan çıkarttım özdür yani. Şu kadar bir şey. Bunlar akla soruyor. Akla soru soruyorlar. Dördü birleşmiş. Akıl bunlara cevap arıyor. Bu sefer diğer bir soru daha, bir cevap daha, bir soru daha, tekrar bir cevap. Bu tekrar ede ede insanın zekası çok çalışıyor ve aklın önüne geçiyor. Tıpta doktorlar da düşünceler kontrol edilemiyor diye teşhis koyar. Niye? Bilmiyor. İlaçta çaresi de olmuyor. 17 sene 15 sene ilaç kullananı biliyorum. Biyolojik olsa, nöroloji olsa insan yani 100 defa, 1000 defa düzelir. Çünkü hücreler 6 ayda bir değişiyor. Senede 2 defa değişiyor. 10 sene, 15 sene ilaç kullanıyor. Niye düzelmiyor? Bir yerde hata var. Sebebi şeytanın, cinin, nefsemmare, ervah habisenin yaptığı bedensel ve düşünsel ve hissel tahribata odaklanıyor. Fakat bunu yapanı gözden kaçırıyor. Çünkü soruların, düşüncelerin kaynağını kurutulmadığı için. Mesela evde sinekleri öldürdünüz bu akşam. Pişt pişt öldürdün. Yarın gene oluyorsa tekrar öldürdün. Lan öldürdün işte, bunun için çıkmadı, bu yavrusu değil artık. Yavrusu değilse nereden geldi? Ne var demektir? Bataklık var demektir. Bataklığı kurutacaksın. İlaç yapmak geçici bir çözümdür. İlaçlamak geçici bir çözümdür. Bataklığı, soruna neşter vurma cesaretini göstereceksin. Nasıl olacak peki? Şunla çareyi sunuyorum. Bulabildiğim çare. Şeytan, cin, nefs emmare ve ervah habisenin ortadan kaldıran şey Kur'an'la, zikirle, Risale-i Nur mevzularını tefekkür ederek ve iyi insanlarla sohbette sık sık bulunmak. Var olan kalan sorularda cevaplarsın. Mesela bak, burada bir sürü, bir paket soru, bir pakette soru, bir pakette soru, bir pakette dosya. Bu gelecek. Çektim cevap verdim, çektim cevap verdim. Tekrar yağacak, çok iyi biliyorum. Kes lan burayı, kes. Şeytanın kafası koparttım. Yani Kur'an'la, Evrat'la soru gelmiyor. Ondan sonra tak, bitti. Abi okuyorum ama olmuyor. Olmadığı dediğin için olmuyor. İnansan olacak. Abi olmuyor dediğin için olmuyor. Öyle inanıyorsun, öyle muamele görüyorsun. Ha, peki Kur'an'da hangi ayetleri okuyalım? Namert'e muhtaç olmayın. Ahmet Mehmet'in tuzağına düşmeyin. Sihir büyücüler, nuskacılarla uğraşmayın. Bunları söylediğimiz için bize cinci diyorlar. Ta ki kamufle etsinler. İnsanlar buna ulaşmasın diye. Nametlerine tuzağına düşmeyin. Hangi? Ne okuyacağız? Kaç tane ayet var Kur'an'da? 6600.
66 tane, 6666 tane. Bunların içerisinde aklımızı inşaat, inşaattan kalsın, inşaat yapmak. Kalbimizi ihya, canlı, hayatımızı aktif etmenin 6666 tane ayetten 1000 tane ayeti toplamış Ustad Bedüzzaman Hazretleri. Bu topladığı kitaba bir şey yapmış, bir cilt haline getirmiş. O kitabın adı Hizbul Kur'an. Tamam. Okuyacağın Hizbul Kur'an. Hizbul Hakayki Nuriye. Kur'an'dan da cüz aldın. Haftada bir cüz bitiriyorsun zaten. Ama Hizbul Kur'an'ı her gün. Hizbul Hakayki Nuriye'den. Bir de Risale-i Nur'un mevzularını, yani Risale'i 10 dakika okumak. Oku kardeşim, karışma. Ya abi oku. Sonra derslere git. İnan. Hiçbir şey. Abi gene olmuyor. Olmadığı dediğin için inanmıyorsun buna. Burada tevazu yapmayacağım. Bu işin ehliyim. Daha iyi ehli çıkana kadar. Bu işi benden daha iyi bilen birisini görürsem vallahi namertim derim size. Şu adama gidin. Şu mevzuyu ilmi tahlil eden. Gidin. Doktorlar size hücre ve sindirim bezleri, mutluluk bezlerinin aktif olup olmaması. İfratta çalışır, tefritte çalışır. Tamam. Onlardan bahseder. Doğru. İlacı oraya verir. İsabet etmiştir. Ama çare değildir. Çünkü onu bozan şeytanı kabul etmiyor. Şeytanın daha kapını vermesi lazım. Şeytanı zehirleyecek bir kap vermesi lazım. Çünkü hücreyi düzelttin. Tiroid bezini aktif ettin. Serotonin maddesini salgılattırdın. Yarın yine kısacak. O zaman bunu yapan kim? Şeytan, cin, ervah habise ve nefsen bari. Bunlara da hap vereceksin. O hapı da bir, Kur'an, dört kişiydi ya. Şeytan, cin, nefsen bari, ervah habise. Nefsen bari'nin çaresi sünnet-i seniyedir. Şeytanın karşıtı, ilimdir. Cinlerin karşıtı Kur'an'dır. Ervah habisinin karşıtı da evratlardır. Bak nasıl duman attırıyorsun. Bak nasıl canlısın. Sanki bizim düşmanımız yok. Risale-i Nur mevzularını tefekkür ederek şeytanın ve türevlerinin soru sorma yolunu kapatarak var olan kalan soruları da cevaplarsın, bir şey değil. Eğer bak Kur'an'la o yolu kapatamazsan soru durmaz. Kafada, zekada durmaz. Ondandır ki Kur'an وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ زَلْمُنَا خَسَارًا. Müminlere Kur'an şifadır. Abi manevi. La kardeşim manevi dedim, imanın artırmıyor mu Kur'an? Kur'an okumak, zikir imanın artırmıyor mu? İman enerjidir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet olması mazimizi, tövbemizi düzeltiyor. İman nurdur, geleceğimizi aydınlatıyor. İman realitesi var. Mahluktur kardeşim. Enerjidir, dopdolu yapar seni. Bak, yazıya bakın. Fatiha, elhamdülillah. Yazıyı bakın, bir de sese bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sesim yazıya benziyor mu? Yazıyı şekle dönüştü, şekli sese dönüştürdüm. Arasındaki farkı görüyor musunuz? Hiç benziyor mu? Ses yazıya benziyor mu? Ses yazıya benzemediği gibi sesin içerisindeki dimağın içerisindeki kalp, onun içerisinde ruh da birbirine böyle benzemiyor. İşte Kur'an'ı okurken Kur'an yazısını, mürekkebini okumak sese dönüştürmektir. Ses hisleri dönüştürüyor. Bir daha. Kur'an'ın metnini yazıyı okumak sese dönüştürmektir. Ses hisleri aktif etmektir. Hisler fikirler aktif etmektir. Fikirler vicdanı oynatır. Vicdan kalbi ihya eder. Kalpteki
halette eyleme dönüşür. Çünkü 77 Hutbe-i Şamiye'de insanın hareketlerini kalbin temayülatından, meyillerinden, hislerinden çıkar diyor. Anladın mı? Yani Kur'an nasıl bedenimizi değiştiriyor? Böyle değiştiriyor. Mesela bak, Kur'an'ın metnini seslendiriyorum, hiç kendisi metne benzemeyen sese dönüştü. Bak, yazıya bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Tebârekellezî biyedihil mülk, ve huve alâ külli şeyin kadîr. Örnek için söyledim bunları. Ses benziyor mu yazıya? Ha, bak, yazı sese dönüştüğü gibi ses de hisse dönüşüyor okuduğum anda. Senin alakası yok. Sen sırf yazıyı sese dönüştür. Daha karışma. Sesten hemen hislere dönüşüyor. Hisler fikirleri dönüştürüyor. Senin haberin yok. Seninle alakası yok. Bilsen de bilmesen de böyle. Fikirler de aklı aktif ediyor. Dima artık tiroid bezleri, serotonin maddesi, bilmem kaptaki şu bu. Hepsi tak tak yerine oturuyor. Kökten çözüm. Bir de ilacını doktorundan aldın mı? Tamam, o da baston gibidir. Doktorun ilacı, evet, bastondur. Baston ayağınızı düzeltmez. Ama ayağınızı siz düzelteceksiniz. Vücut düzeltecek. Ama baston ayağın düzelmesine yardım eder. Bastonu kullanın. İlaç baston gibidir. Çünkü ayağınızın düzelmesine vesile olur. Ama ayağı düzeltecek baston değildir. Senin vücudundur. Ama doğru basmana sağlar. Anladık mı sevgili kardeşim? Şimdi bunlardan bir tanesi dedik ki zeka buralardan kaynaklanıyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kur'an'la, evratla vesaire dedik. Bir de doğru insanlarla doğru yerde olacağız. Yetmiyor. Orada aktif olacağız. Aktif. Yani vazife alacağız. Vazife beklemeyeceksin. Kimse sana vazife vermez. Vazife beklemeyeceksin. Vazife alacaksın. Dua insanın vahşetini, kimsesizliğini ortadan kaldırandır. Ya Rabbi. Çünkü insan içeride böyle soru sorarak şeytan ne yapıyor biliyor musun? Bizi dışarıdan koparıyor. Sosyallaşmaktan uzaklaştırıyor. Sosyal yapmıyor. Sosyal yapsa bile zanlarla. Sen öyle baktığına göre, bana öyle dediğine göre zanlar başlıyor böyle. Allah da zanın diyor küçüğünden, büyüğünden uzak kalın. Yani neler yapıyor biliyor musun? İçe döndükten sonra artık zan. En büyük zan kime biliyor musun? Ahmet Mehmet'e değil. Ben iyi değilim. Ben düzelemem. Mümkün değil. Tamam. Bitti, bitti. Asla. Hani Allah dermansız çare vermemişti. Ben düzelemem. Aha. Herkes düzelir. Bilirim, bilirim. Herkes. Ben düzelemem. Doğru. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Düzelemeyeceksin. Niçin? Çünkü düzelme mesajını inanmıyorsun. Abi. Buyur kardeşim. Şeyi de söyleyeyim. Şirketi. Abi İSKİ'nin imtihanını kazandım. Telefon bu. Mülakatına gidiyorum. Sözlü. Beni işe alacaklar mı almayacaklar ama biliyorum abi almayacaklar. Topilli insanları da vardır. Ben gidiyorum ama gene abi sen dua et. Onun için telefon et. Kardeş telefonu kapat ve geri dön. Niye abi dedi. Seni almayacaklar. Nereden bildin abi? Çünkü sen dedin. Abi ne dedim lan? Beni almayacaklar. Senin öyle düşünmen ona mesaj veriyor. Beni almayacaklar zaten. Hakikaten almayacaklar. Çünkü çocuklar, hayvanlar senin o şeyle yaymış olduğun dalgayı hissediyorlar. Biz hissedemiyoruz ama insan vicdanı hissediyor. Demek ki insanın kimsesizliğini, vahşetini ortadan kaldıran, ünsiyete çeviren duadır. Dua kendisi hakkında ve kardeşi hakkında doğru düşünmektir. Dua haşa Allah'ı unutan Allah'ı Allah'a hatırlatmak değildir haşa. Dua kendisi ibadettir. Kendisi enerjidir. Dua edebilmek, kaldırmak. Ya Rabbi dedi. Kendisi ubudiyettir. Bir ubudiyeti ortaya çıkarmak değil. Kendisi hem de ubudiyetin sırrıdır. O mesela o
En büyük şey ibadet dua. Dua da şuralarda yapacağız. Allahümme inni eselükel affe vel afiyete vel afiyete li ve lehu fid dini ve dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar gibi cami dualarla dua etmek ve bitiyor. Ne yapacağız? Cami dualarla dua etmek. İki, yani en güzel mesela, abi bilmiyorum ben bir duayı. Hizbullah Kaykınır'ı var ya, büyük cevşen. Arkasını al kardeş. Cevşenin arkasında büyük Hizbullah Kayki Nuri'ye, aslında aynı zamanda büyük cevşen diyoruz ya. Onun içerisinde cevşen var ya, Hizbullah Kayki. Cevşenin sonundaki dua. Cevşenin başında var ya büyük Hizbullah Kayki'nin, o Yasin var, Tebareke var, Amme var vesaire. Hemen onun gene sonunda dua var. Yani hepsinin sonunda bir dua var. Bilmiyorsan aç orayı. Bak, cami dualara dua etmek. Bir, iki, hem hulus ve huşu içinde. Şöyle yapma. Ya Rabbim. Huşu yok ki. Aklı başka yerde, başka yerde. Ne alakası var? Mesela el hele ayakı öyle koyuyor. Dua koyun. Bu ne demektir? Ya Rabbim istiyorum ama önemli değil, istediğim o kadar önemli değil. Ya böyle var ya. Şöyle. Ya Rabbim sen de olur, vermesen de olur yani. O kadar benim için mühim değil. Ya Rab ver istiyor. Dua bile yaparken istediğini istiyor musun gözüküyor. Şimdi bak böyle. Dua mı istiyorsun? Hele aşağıda. Ya Rabbim istiyorum ama... Ya o kadar mühim değil. Biraz böyle yaptın. Sen bilirsin yani. Ne olursa da olur yani. Olursa olur. Şöyle omuz genişliğinde şu sebebi. Ya Rabbim istiyorum Allah'ım. İstiyorum ya Rabbi. Ya Rabbim içimden geliyor. Ya Rabbim ne isteyeceğimi bilmiyorum. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Ya Rabbi ne istediğimi bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne istemişse sen de ben onu istiyorum. Oh. Ya Rabbi nerelere sığınacağımı sayamam, bilmiyorum da. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelere sığınmışsa ben de istiyorum, sığınıyorum. Amin. Bak. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah, ömrüme bereketullah nasip eyle. De ki, ya Rabbi sen bilirsin. En azından ya. Aynı istediğini isteği yani. Şöyle yapma. Böyle dua olmaz ya. Olmaz. Hulus, huşu, huzuru kalp ile dua etmek, her namazın sonunda etmek. Bak bir şey sırrı söyleyeceğim size. Bak bazen çok işim olduğu halde sizin yanınızda dua etmek, odamda dua ile buradaki dua vallahi billahi çok farklı. Hatta benim diyor sadık bir Süleyman'ım vardı diyor. Benimle diyor dağda dua etmek için geldi diyor. Ekmeğimiz de yoktu diyor. Hatırladınız mı? Dalda diyor ekmek vardı diyor, bu şey oldu. Allah yarattı. O Süleyman niçin ustadın yanına gitmiş biliyor musunuz? Ustad ne diyor söylüyor. Söyleyin. Benimle dağda dua etmesi için geldi diyor. Etmek için geldi. Kimin yanında dua ediyorsa onun şahsiyetini de sokuyor Allah. Sokuyor. Niçin iyi insanları evinizde gezdirin diyor Cenab-ı Hak? Peygamber'e söylettiriyor. Yani şu cemaatin içinde namaz var ya namaz. Niye tek başına ile aynı namaz cemaatta 25 bir rivayette 27 fark var? Üç tane cemaat azime yok mu oradaki nada diyor. Duada da öyle. Namazın sonunda cemaatla, namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra, başkam iyi dinle bak burayı, yatak odanda demiyor. Hem mevaki mübarekede, mübarek mevkilerde, mevaki mübarekede, mübarek, haram karışmayınca, bundan daha ne, mübarek ne olabilir? Benim yukarıdaki tek odam, sizin odanız,
Burayla aynı mı ya? Burada aynı mı görüyorsunuz? Başka hususan mescitlerde görüyor musunuz? Ben şahidim, uydurukçası ile tanıkım. Ya Rabbi yalan söylemiyorum. Odamdaki duamda ne yağ var ne tuz var. Bazen oluyor yalan söylemeyeyim tabii. Çok güzel oluyor. Ama sizin yanınızda cemaat içinde şey fevkalade oluyor ya. Elimde inmek istemiyor. Odamda zaten yapamıyorum ya. İlle bir şey takıyor kafama ya. Ben de mücadele ediyorum da bu adamı tanıyorum yani. Adam benimle daha çok ilgileniyor. Bana ne yaptı biliyor musun? Bunları yazdım bugün. Dedi ki, ya diyor bu tür şeylerle meşgul olunarak dedi, bütün düşmanların odak merkezi oldu. Ne meşgul oluyorsun diyor. Ne anlatıyorsun insanlarla diyor. İnsanların şeytanı da seninle meşgul şimdi diyor. Cuma'dan dönerken dedi Suat bana. Adam dedi. Ya hepten odak noktası oldun diyor ya. Ders yapmıyorsun diye diyor. İnan dedi ya. Vallahi dedi adam ya. Az daha kazanıyor da. Dedi ki odak noktası oldun. Herkes seninle meşgul diyor. Herkes de kendi adamları. Dedim ki bir şey söyleyeyim mi sana? Olan babanız değil dedeniz bile gelse Allah'ın izniyle nefis cümleden etna. Elimde Risale-i Nur Kur'an ve Risale-i Nur ve Kur'an var oldukça korkmuyorum Allah'ın düşmanlarından. Allah'ın düşmanlarından korkmuyorum. Allah'ın düşmanı benim de düşmanım. O zaman Allah benim dostum. Allah dost ve yaran olduktan sonra hikayeymiş o. Allah'ın düşmanları değil mi? Ben de diyorum ya Rabbi duamda Allah'ım bu şeytanlar benim. Ben bunun karısına kötülük yapmadım. Kızını kaçırmadım. Karşılıksız çek vermedim. Ben burada kavga etmedim şeytan. Senin dostluğundan dolayı bana hücum ediyor. Senin düşmanların dostluğumuzdan dolayı bana hücum ediyor. Ya Rabbi, senin düşmanların bana düşmanlık yapıyor. Bu düşmanlığın hakikati adına ya Rabbi dostluğunu artır. Senin beni dostum artır. Onu kullanıyorum şimdi adamı. Adam da kuduruyor tabii. Çünkü bu adam bana niye düşman? Ya Rabbi senden dolayı. O zaman bana ya Rabbi rahmetini aç derken bile zevk alıyorum şimdi. Rahmetini al çünkü senin düşmanın bana düşman olur. Sana düşman sana bir şey yapamıyor. Senin intikamını benden alıyor. Ya Rabbi hazineni bana aç ya Rabbi el alemin. Kudretini ver ya Rabbi el alemin kısmen bize. Senin düşmanın senden dolayı bana düşman olmuş. Sen de bırakmasın ya Rabbi. Vefaların sahibi sensin. Vefasız yapmayın diyen sensin ya Rabbi. Vefaların sahibi sensin. Ya Rabbi bu hakikatin vefası hatırına bunlara karşı bizi galip ettir. Tabii ya bana niye düşman ya? Ben adama bir şey yapmadım ki. Niye bana düşman? Allah'ımdan dolayı düşman. O zaman benim imanım olduğuna delildir. Çünkü Allah düşmanları bana düşmansa otomatik ben Allah'ın dostuyum. Allah düşmanlarına Allah'ın düşmanları dosttur. Allah düşmanlarına Allah düşmanı olan şeytan dosttur. Ona dokunmaz. Zaten şimdi bitirmiş. Hususan mescitlerde hem cumada hususan saat icabede tak tak saat icabe. İmsaktan cuma namazını bazen de böyle Kadir gecelerini vesaire hem şuur selasede 3 aylarında hususan leyali meşhur gecelerde hem Ramazan'da hususan Leyle-i Kadir'de dua etme kabule karin olması rahmet ilahiden kavmen memnundur. Peki ne yapmak lazım diye burada söylüyor. Dua etmeden önce ilk önce temizlenmek. Yani en düşü estağfurullah. 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 3 defa estağfurullah. Ama biraz kaliteli istiyorsan Cevşen'in başındaki var ya. وَتُبَا لَيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُ تَوْبَتَنَّ سُوَلْيَاكُ مِنَ الَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَيْشَةَ لَفْزَلَ مَنْفُسَكُمْ زَكِنُ اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِي زُنُوبِي وَمِي يَغْفِرُوا زُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اَسْتَغْفُرُوا اللّٰهِ لَازِمَ الْكَرِمَ الْاِذِ لَا اِلَّا 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 11 tane bunu de. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyul kayyum etüme nesvane. Anlatacağım çok şey olduğundan izni söylüyorum. Orada biliyorsunuz 11 tane. Ondan sonra 3 defa salatu selam dedi. Edeceğini yapacağını yap. Sonunda da 3 defa salatu selam ol peygamberimize. En küçük düşük kalitelisi şudur. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed. Yani Allah'ıma salli. Ama
Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Habiballah emine vahkine var ya böyle. Ondan sonra paketliyorsun. Çünkü diyor usta burada iki makbul dua. Salavat makbuldur. Kesin kabul ediliyor. Onun reddi yok. İki makbul dua arasındaki dualar makbuldur. İki salavat arasında sok işte oraya. Sok. Ama şöyle sokma. Ya Rab, bu kadar mühim değil. Söylediklerimi de adettir diye söylüyorum. Buraya koyarsan ya şöyle. Ya Rab verirsen de olur. Vermesen de olur yani. O kadar mühim değil. Ya Rab istiyorum. Allah'ım istiyor. Allah'ın hatırına ya Rabbel alemin. Onları hazineleri açtığın gibi bize de aç ya Rabbi. Şu azgın düşmanı var ya Rabbi. İnanan senden dolayı bana düşman olmuş. Konuş Allah ile böyle ya. Konuş konuş. Dost bu işte. Dolayısıyla ne diyor? Makbul dua dedi burada. İki şey salavat arasını yapmaktır. Burada geçiyor. Ondan sonra duanın İnsanın vahşetliğini ve kimsesizliğini ortadan kaldırdığını söyledik. Tamam mı? Şimdi bak sırayla gidiyor. Bu sözlerdir. Lemalarda dedik ki, toparladım bitiyor. Günahlar, işlediğimiz günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Bir de dedi ki burada, günahlardan gelen yaralar, yaralardan asıl olan vesveseler ve şüpheler, lisanen Kur'an okumamıza, evrat okumamıza, Hizbul Kur'an okumamıza, Risale okumamıza mani oluyor. Çünkü lezzet alamıyor. Lisanen zevki lezzetine mi diyor? Yok. Zevki ruhanisine. Dilin. Okuyamıyor. O zaman günahtan uzak olacağız. Günah ne demek? Bir şey yapma kardeşim. İnternetlere, televizyonlardan uzaktır. Bitti. Gerisi kolay. Buradan Bağla'dan şey okuduk. Bazen nafi bir nasihat. Yani meyus ve ümitsiz bir hastaya. Bazen böyle güzel bir nasihat, bin diyor. Bin, nafi ilaçtan daha, ilaçtan daha nafidir diyor. Efendim, burada da zeka nasıl akıldan öne çıkıyor? Soru sorarak, sen de sorulara cevap vererek iz takip ediyorsun, adamı tuzağına düşüyorsun. Köpek misali verdim. Gel gel gel. Attım o köpeği, öyle gidiyordu. Bir tane koy, geldi. Bir tane de buraya koy. Bir tane de buraya koy. Hop köpeği istediğin gibi gidiyor. Soru sorarak seni köpek gibi ahıra alıyor. Sorusuna hiç meşgul olma. Ona ait de ne dedik? Maide suresinin 101-102. Ayetinde ve Buhari'de soru sorarak geçmiş kavimlerin şeytanın helak ettiğini söylüyor. Yani sorunun şeyi değil. Bir sorunun içerisinde tam cevap verirken cevabın içerisinde soru soruyor. Birinciyi unutturuyor. Ama arşiv duruyor. Beyin kafada duruyor. Bu sefer kafa yoruluyor. O zaman böyle oturuyorsun. Yatakta da böyle. Elbise giyeceksin giyemezsin. Çünkü kafa meşgul. Kafa bunu giymekte yok ki. Böyle. Dönük. Leylimli. Ne yapacaksın? Evrat ve eskar. Böyle şey kaptığı zaman dershane hizmetlerine koşacaksın. Ev hizmetlerine koşacaksın. İyi arkadaşlarla sohbet edeceksin. Derslere gideceksin. Araba kullanmayacaksın. Elinden geldiği kadar yaya gideceksin. Asla ve kata vücuttaki enerji boşaltmak için asansör kullanmayacaksın. 10 kata kadar yaya çıkacaksın. Ben öyle çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum? He? 10 kata kadar yaya çıkıyorum. Öyle mi? Kullanmıyorum. Eğer kullanmışsam artık yürüyecek halim yok demektir. Veya çok acelem var. Oraya yetişmem lazım. Tamam mı? 10 kattan sonra asansör kullanıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü vücuttaki atılmayan enerji sana vehim olarak gelir. Atılacak o. Peki. Sormak istediğiniz var mı? Ezana ne kadar var? Şimdi okumak üzere. Okumak üzere. 50 dakikamızı yaptık. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâvâ.